man tamam geçti ya. Şey ben de kardeşimle ben telefonda fark etmedik ben aradım. Eee doğumundan sonra ben Biz Türkiye çiftçisinin son nesliyiz. Yeminle söylüyorum şu meslek öldü artık. Geçen sene 150 lira olan bir tane kök gübresi bu sene 600 lira oldu abi. Daha bu yit, kış sezona girerken seneye daha çok artacak. Nasıl yapacaksın? Ben bunu 90 kuruşa vereceğim. E pazarda kalan hanımefendi, beyefendi 10 liraya alacak. Eee? Bunun aradaki hesabı hep soracağız. Kime soracaksın ya? Niye ben sorulacak? Biz nefes almazsak Türkiye biter. 90 kuruşla 2 lira arasında gidiyor bu yüzün. Bak kardeşim pazarda yiyen 10 liraya yiyor bunu. Arada 8 liralık bir fark var. Kışın bunları millet doğalgazlı klimalı evlerinde otururken biz geliyoruz. Hanımla beraber bunları buduyoruz. Kışın. Bunlar kışın oluyor. Yani aşağı yukarı şubat ocak şubat gibi bir başlıyoruz. Ta bu zamanlara kadar sürüyor. Geçen sene ben bunu elimi sürmeden 4 liradan verdim. 4 liradan. E tamam dedik. Tam rahatlayacağız. E hadi gene bu. Biz çok şey istemiyoruz ya. Biz nefes almak istiyoruz arkadaş. Biraz rahatlamak bir oh diyelim yani. Biz her zaman devletimizin arkasındayız. Ama ya kardeşim biraz da bize nefes aldırın da şikayet etmeyince sen onlara bir şey diyemiyorsun. Şikayet edenler bizi ilgilendiriyor. Ümit Bunu gönderiyoruz hale. Orada satılıyor 3 liraya. Bizim elimize geçen para masraf çıktıktan sonra ambarı falan içinde 1.8. Bir, bir yani 1.80 kuruş. Ortam bu. Ama bu üzüme maliyeti 2 lira. 2 lira. Geçen yıl hiç dört tane aşağı üzüm satmadık. Dört, dört, iki yüz o şekilde üzüm sattık. E, büyük marketlerde bakıyoruz. Sekizden on lira arasında üzüm fiyatları. Bu üzüm iki lira, üç lira halde. Bunun üstüne koy iki lira. Beş lira olsun. En azından az talep olur. sürüm e, sürüm çoğalır. Üzüm piyasası biraz da düzelir. Mozoda geçen seneden bu yana gelen zam yüzde altmış. Gübreye gelen zam yüzde iki yüz. Fiyat fiyat verebilirim bunları. Ben şimdi bunu gene diyorum insan kursağından geçsin diye bu paralar bu toplanmaz da hani insan kursağından geçsin gene de şey olmasın yazık günahdır milli servet diye topluyoruz. Yoksa valla toplanıyor. Aslında direkt bu da sirkelik de. İçinde geri kalanları da sirkeye veriyorum. Bunlara gösterdiğimiz özeni yemin ediyorum biz bu şefkati çoluk çocuğumuza gösteremiyoruz. Her gün buradayız. Üzüm bir rekolte olaraktan 33 bin dönüm dekar arazi üzerinde bu yıl beklentimiz 55-60 bin ton civarında bir rekolte beklentimiz var. Maalesef fiyatlarımız geçen seneye göre değil, önceki senelere göre de. Yani çok mağdur şu anda çiftçimiz. İlk partide 7 liradan başladı. Bu hızla 5-4 liraya gitti. 5-4 lira civarında biraz Pazarlaması oldu. Ama maalesef ondan sonra bir oturdu piyasa. Bir daha da toparlanamadı. Şu anda sezonun da sonuna geldik. Pamuklu ilçemizde üretilen üzüm Temmuz ayının ilk haftasında başlıyor. Hemen hemen Kasım hava şartlarına bağlı olarak Kasım ayının ortalarına kadar devam ediyor. Biz bunu genellikle iç piyasada İstanbul, Ankara, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu'nun bir kısmı Ege'nin biz kısmını yani üzüm ihtiyacını biz görüyoruz. Önceden yani bundan 10 sene önce şimdi üzüm parasıyla biz veyahut da ayva parasıyla bir yatırım yapabiliyor, yapabiliyorduk. Ama şu anda maalesef kazandığımız parayla seneden seneye kendimizi erdiremiyoruz. Şimdi bu durumdan e, üreticimde şikayetçi, tüketici de şikayetçi. Biz bunu anlam veremiyoruz. Biz de üzüm 1 lira, 2 lira, markette 10 lira. Git tüketiciye bağırıyor. Ben ülkende yetişen üzümü niye ben bu kadar pahalı yiyorum? Üreticiye gittiğiniz zaman o da bağırıyor. Niye bu kadar maliyetler çok yüksek? Ben niye para kazanamıyorum? Bu aradaki farkı yapmak lazım. E şimdi biz de şu anda diyelim üzüm 2 lira. Tüccara veriyoruz biz bunu. Tüccar 1 lira 2 lira üzerine bunun kar payını ekliyor, masrafını ekliyor. 4 lira. Tüccar aldığı ürünü komisyona götürüyor. Komisyonda da bir nevi masraflar, işte hal parası, belediye parası, rüsum ederken 2 lira da o ekliyor 6 lira. E buradan kime veriyor? Pazarcıya veriyor. Pazarcı da bunu kendi karını, tezgah, işte şeyini eklediği zaman üzüm otomatikman 8 lira. E bizde 2 lira tüketici 8 lira. E bunu ne yapmak lazım? Pazarcıyla üreticiyi buluşturmak lazım.